On s'attendait à un match très compliqué et qu'on a eu un match très compliqué. Il a fallu répondre présent et j'ai répondu présent comme toute l'équipe. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Nitekim de öyle oldu. Yani bizim de buna bir cevabımızın olması gerekiyordu. Ben gereken şeyleri yaptım aynı takım arkadaşlarım gibi. Onun için bir puan mutluyuz. Est-ce que c'est dur de se motiver quand tu sais pas que tu allais jouer cet week-end? Non, parce que je suis tout le temps concentré, je pense que je vais jouer tous les week-ends. Parce que je bosse toute la semaine pour jouer, donc je me prépare tout le temps pour jouer. Donc non, c'est pas dur du tout. Et puis c'est ma passion de jouer au foot, donc je suis très content. Yani ben her hafta çalışırken oynayacakmışım gibi hazırlanıyorum, çalışıyorum. Onun için bir motivasyon farkı görmüyorum. Hani oynamadığımda, oynadığımda her zaman istekliyim. Tabii ki birdenbire olması belki daha da çok artırır motivasyonunuzu. Onun için bir sıkıntı değil. Tabii ki hedefimiz ligi en yüksek yerde bitirmek. Yani bunu her hafta hocalarla olsun, kaleci hocamla olsun konuşuyoruz, çalışıyoruz. Hedefimiz bir sene öncekinin bir üstünde bitirmek. Yani bir üstünde derken daha üstünde bitirmek. Geçen sene bitirdiğimiz yer. Ben Sivas, ça nous tient à cœur de vraiment, par rapport avec la performance qu'on a fait lundi, de vraiment prendre les points contre Sivas. Et au-delà des points, on parle aussi du contexte aussi. C'est une ville, c'est un derby et comme tous les derbys se gagnent. Tabii ki hedefimiz 3 puan. Tabii bu maçın bir önemi de derbi olması. Onun için iyi hazırlanıp o maçta hatasız bir şekilde 3 puanla ayrılmayı düşünüyoruz. İnşallah. Geçen yıl ikinci devre arası transfer oldum. İkinci devreyi burada geçirdim. Benim için biraz alışma süreci oldu. Zor geçti tabii ki. Ailemden, şehrimden, yaşadığım şehirden, memleketimden ilk defa ayrılıyordum. Küçük yaşta tabii, 20 yaşında. Ama geçen yıl hocalarımın, buradaki abilerimin, personelimizin yardımıyla çok çabuk atlattığımı düşünüyorum bunu. Bu yıl öyle bir sorunum olmadığını düşünüyorum. Şu anda bir sıkıntım, bir problemim yok. Tamamen performansıma odaklanmışım. Hocam bana güvendiğini düşünüyorum. Forma şansı da veriyor. Ben de iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Biraz zor bir maçtı. Rakibimizin kalitesi belliydi. Öne geçtik, koruyamadık. Ama deplasmanda bir puan bizim için de iyi. Takım olarak da, kendim bireysel olarak da performansımı daha da yukarılara çıkarmayı istiyoruz. Benim için bir hayaldi tabii buralar, burası. Burada olmaktan aşırı derece mutluyum. Burada performansımı istediğim seviyeye getirip, hocalarımın istediği seviyeye getirip, burada sürekli forma şansı bulan, kendini seyrettiren, beğendirten bir Mustafa olmak istiyorum. Daha sonra inşallah daha da yukarılara olurum. Bu yıl biraz daha yakın geçiyor. Takımlar birbirine çok yakın puan sıralamasında. Kendi sahamızda